Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Channel B ile birlikte soru cevap yapıyoruz. Geçtiğimiz iki video boyunca kendileri bana soruları acımasızca sorup beni yerden yere vurup köşeye sıkıştırdılar. Ama her şeyin bir geri dönüşü var. Bugün sıra bende. Kendilerini spontane evet. Sorularla sarmalayıp geri dönüşüm yapacağım. Charlie'de olarak muazzam bir geri dönüş yapacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Abi hazırız. Hazırız abi. O zaman tamam. İlhan'ın kim olsun diye bakıyorum şimdi. Ekranda karşımda 3 tane Baba Yiğit var ama bence Berkut ve Lantern'le beklenen karakterle başlayabiliriz. O zaman en karanlık gecede diyorum Berkut ve sana yürüyorum diyeyim. Öncelikle şunu sorayım. En favori Lantern'ın kim? Abi benim en favorim... Emin olamadım ama o yüzden soruyorum. Olsun, ben bir daha cevaplayayım. Benim en favori Lantern'im abi Hal Jordan. Hal Jordan. Peki neden? Peki neden mi dedin? Evet. Diğerlerinden senin için onu ayıran ne? Tamam abi. Hani şundan soruyorum, yanlış anlama. Çünkü hani atıyorum bir Green Lantern olmak için belli özellikler var ve hani bu doğrultuda 102 kişiyi seçiyor. Hani 3 aşağı 5 yukarı aslında düşündüğünde hepsinin aynı olması gerekiyor ama kendi işlerinde tabii kişilik farkları var. Seni Hal Jordan'a yaklaştıran şey ne, onu merak ettim. Abi beni Hal Jordan'a yaklaştıran şey, ben küçükken çok savaş pilotu olmayı istiyordum. Hı-hı. Ama gel gelelim ki matematiğim o kadar izin vermedi. Yoksa bayağı babam sağ olsun işte bize hep uçak gösterilerine götürürdü. Hı hı. Benim çok bir merakım vardı. Şimdi baktığımızda Hal Jordan'ın da babası pilottu, savaş pilotuydu. Hı hı. Ve onunla korkusu yoktu. Evet. Ben de karakter olarak kendime çok benzettim Hal Jordan karakterini. Ve onun da işte bu korkusuzluğu, kendine olan güveni, ondan sonra hafif bir egoist tavrı. O yani herkesin dediğine göre bende de birazcık varmış. Yani herkes de var. Yani tabii. Olumlu ya da olumsuz tabii. Yani bilemem. Ve iradesi en güçlü olan Green Lantern Hal Jordan. Abinsur'dan sonra. Tamam. Yani o yüzden Hal Jordan benim için favori karakterim. Hani tabii işte John Stewart'ı olsun, işte ne bileyim Alan Scott'ı olsun, tabii bunlar da var. Yani Corps zaten hani bütün lanternler var. Ama dünyadan ve bir insan karakter olaraktan Hal Jordan diyorum ben. Tamam. Peki Snyderverse içinde, yani gelecek, sen dün bana sordun bu soruyu aslında ama şimdi ben sana aynısını soruyorum. Tamam. Önümüzdeki günlerde gelecek olan Zack Snyder's Justice League içinde Yalan Gur dışında bir Lantern, yani günümüzde geçen bir Green Lantern görmeyi bekliyor musun? Göreceksek sence bu kim olacak? Ben ilk 2017'deki filmde zaten Hüsnü'ne uğradım. Hal Jordan'ı görmeyi bekliyordum. Ama Yalan Gur'u gördüm. Onda da hani Zack'in ilk fragmanda koyduğu kadar bile değildi yani. O kadar bile görmedik maalesef ki. İki tane çekiş salladı, öldü zaten. Aynen öyle. Ben bir Hal Jordan bekliyorum ama işte Zack en son Bartu attı. Ben şimdi şöyle bir teorim var. Hemen değineyim buradan Çağlar abici. Tamam. Zack Snyder katta geliyor malum. Bir anket yapıyor Zack Snyder. Yani yapılıyor. Soruyorlar işte Superman mi diyorlar. Ondan sonra işte Kal-El mi diyorlar. Aquaman mı diyor. Mesela böyle bunlar biliyorsunuz. IGN'de yaptılar galiba. Kal-El diyor. Superman'i seçiyor. Cyborg'u seçiyor. İşte sonra Black Adam, Shazam'da Black Adam seçiyor. Oradan devam edeyim. Aynen. Hal Jordan mı, John Stewart mı deniliyor? John Stewart seçiyor. Evet. Büyük ihtimal filmde belki John Stewart'ı gösterebilir. Çünkü Hal Jordan biraz daha hani ağır top dediğimiz öyle ağır bir karakter olduğu için ona belki Warner Bros. Tam anlamıyla izin vermemiş olabilir. Ya da HBO Max ona bir dizi planlaması yapıyor. Hani onu orada göstermek istiyor olabilirler daha detaylı olarak. Belki mentor olarak Hal Jordan gelir. John Stewart'ı tam anlamıyla görürüz. Bu yani bitebilir. Ben Corpse'la birlikte bekliyorum aslında. Yani tek belki senin dün dediğin gibi belki bir yüzük devri işte Abinsur'u gösterip oradan Hal Jordan ya da tabii John Stewart'a gidemem. Abinsur'un yani, yüzüğü Hal Jordan'da. Benim sormak istediğim şey, sence filmde Yalan Gur dışında günümüzde geçen herhangi birisi yüzüğü takacak mı? Bak savaşa katılması vesairesi değil. Sadece yüzüğü takıp hani ben de artık varım diyeceği bir an olacak mı sence? Sadece onu merak ediyorum. Fikrim. Tabii ki bunu bilemiyorum. Tamam. İlk filmde beklemiyorum ama yani ilk filmde sadece easter egg olarak bekliyorum. Hı hı. Easter egg olmasa bile küçük bir nüans bekliyorum. Hı. Yüzük devri gibi. İkinci filmde olursa, ikinci film bize kalmış. Kesinlikle ben bir Hal Jordan bekliyorum ama. Çünkü storyboard'unu gördüm. Tamam.
merak ettiğim oydu. Zaten ikinci film diziden sonra olacağı için kesin olur diye düşünüyorum ben de. Abi Zeke'in böyle Aquaman'la, Jason Momoa'yla böyle kol kola attığı bir poz var 2017'de. Evet. Orada suitler var. Mera'nın suiti var ondan sonra işte Deathstroke'un diyorlar. Arkadaki siyah bir suit onu çözümüyorlardı. Sonra orada sağ tarafta bir storyboard siyah var. Benim Berkman'ın değindiği şey. Oraya acayip bir zoom yapmışlar. Martian Manhunter var. Green Lantern var yani planlamasında Zack Snyder'ın. Bu zaten spoiler değil. Orada değil, gözüküyor değil, fotoğrafta. Aynen. Olabilir belki bunun dediği gibi de bence. Katılıyorum ben de. Bence de. Yani umarım olur. Hani görmek isterim. Evet. Ekip içerisinde. Hangi Lantern olduğundan bağımsız olarak bir taneyi görmek isterim açıkçası. Ama hani olur olmaz. Onu tabii ki birkaç gün sonra öğreneceğiz. Evet. Onu merak ediyorum. Bütün ekibi görmek istiyoruz ya. Aynen. Ne kadar çok o kadar iyi. Ama tabii hani arka plan hikayeleri iyi anlatılarak yapılması gerekiyor. Sonuçta işte. Tabii. GL 2017'de de 6 tane karakter verildi ama hiç vermeselerdi daha iyiydi diyecek hale geldik. Sıfır hikaye. Hiç temelini aynen anlatmadılar. Kim niye nereden olmadı çıktı? Nasıl bir araya geldiler? Hani öyle olmadığı sürece her iki karakterin arka planı yeterince işlendikten sonra bence ekibe katılmaları daha güzel olur diye düşünüyorum. Alt ordum bekliyorum ben. Kilova falan. Evet, evet süper olur diye düşünüyorum. O zaman senin Green Lantern ile ilgili düşüncelerini bizle paylaştığın için teşekkür ederiz. Biraz emriye uğrayayım. Aşağıda tek başına oturuyor öyle ama o taraftan tırtıl iki kişiler şimdi çok gidersem orası sıkıntı ama bir seni tek yakaladım köşeye sıkıştırayım diye. sana Flash filmiyle ilgili soracağım. Favori karakteri Flash diye bildiğim için. Şimdi elimizde bir DCU var ve Zack Snyder dedi ki benim Justice League'im bu evren için kanon değil yani. Ana film değil. Devam bundan sağlanmayacak. Justice League 2017 Warner Brothers'ın kanon kabul ettiği hikaye ve devamını oradan getirecekler diye. Ama önümüzdeki Flash filmi o kadar fazla olasılığa açık ki. Hani evreni toplayıp tekrardan Snyderverse'e de götürebilir. Bambaşka bir noktaya da götürebilir. Evet. Senin bu konudaki düşüncelerin neler? Sence nasıl bir film gelecek? Yani Ray Fisher apar topar kadrodan çıkarıldı mesela. Kendi söylediği şey benim rolüm küçük değil gayet büyük bir roldü ama Voltramada ile düştüğü işte anlaşmazlık takışma onu filmin senaryosundan çıkarılmasına kadar götürdü. Senin fikrin neler? Sence gelecek olan Flash filmi DCU'da mı geçecek? Snyderverse'de mi geçecek? Ben Affleck'i son kez mi Batman olarak göreceğiz orada? Yani genel olarak bir bakışı eğer söylersen sevinirim. Abi şöyle söyleyeyim sana. Bildiğimiz üzere bir ara Ben Affleck ve kimdi diğer Batman? Michael Keaton. Michael Keaton'ın Flash filminde olacağı söyleniyordu. Multiverse muhabbeti. Bence DCU'da geçecek ya. Snyderverse'de geçmeyebilir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Ben Affleck olduğu için Zack Snyder de Ben Affleck'i seviyor. Ben bu durumda bu direkt Zack Snyder, Snyderverse'de geçecek diye düşünüyorum aslında. Öyle söyleyeyim kesin olarak. Neden? Çünkü tamamen olayları bağlıyor. Yani Flash'ı hiçbir zaman düzgün bir şekilde anlatamadılar zaten. 2017'de de öyle. Çok küçük bir yerde. Gerçekten çocukça. Hiç böyle Speed Force görmemiştik. Ancak burada işte o Cyborg'un Mother Box'a dokunduğu zamanki görüsü Barry'i otomatikman tetikledi. Ve zamanı geri aldı. Bu durumda kesinlikle abi Snyderverse ile alakalı bir şeyler olacak filmde diye düşünüyorum. Peki filmden hani atıyorum şu an DC'den aklına gelen her karakteri filmin için atıyorlar. İşte en son Supergirl'ü fırlattılar. Sonunda çok şükür bir tane Flash ile ilgili bir karakter kestettiler. Iris ve Kelsey Clemons devam edecek ama bir haber okudum doğruluğunu bilmiyorum henüz ama mesela Barry Allen'ın babasını Billy Crudup oynamayacakmış. Justice League karakteri oynamış. Evet abi onu ben de gördüm. Sadece bu film için oynayacak. Justice League için. Onun dışında farklı bir cast bakıyorlar ona. Yani bu işte biraz açıkçası hani moral bozucu oldu ama göreceğiz. Michael Keaton da oynayacağı kesinleşmiş bu arada. Evet kesinleşti. Bir de şöyle bir şey var. Bence o filmde daha bir sürü değişiklik olur abi. Yani 2023 gibi düşünülüyor film ama çünkü bir sürü o kadar çok kişiyi devreye sokmaya çalışıyorlar ki filme. Yani benim korkum filmin karman çorman olması. Yani toparlayamazlarsa gerçekten çok bir de iki saate sıkıştırmaya çalışırlarsa gerçekten çok kötü olacak. Yani evet. Ya orada olması gereken tek kişi var. Reverse Flash.
Evet. Barry'nin ana düşmanı. Bunu görmemiz lazım abi bizim. Kesinlikle. Ya illa ki bir flash point yapacaksanız da lafını kestim özür dilerim. Jeffrey D. Morgan'ı getirip Thomas Wayne'i işte Marta'yı oynayan kadın da Laura Cohen'i de getirip Joker olarak önümüze koyun. Madem tam bir flashpoint hikayesi alalım. Aslında flashpoint yapmasını istemiyorum. Jeff Johnson daha fazla artık adının geçmesini istemiyorum DC hikayelerinde. Çünkü o zaman mecburen ona bir atıfta bulunmak zorunda kalacaklar filmin sonunda. Evet. O yüzden mümkün mertebe flashpoint'ten uzak bir hikaye olsun. Aslında daha basit reverse flash'te çekilmiş bir hikayeyi görmek hoşuma giderdi diye düşünüyorum ama tabii zaman gösterecek dediğin gibi. İnşallah reverse flash için de mesela benim favori karakterim şu anda The Boys'taki Tony Stark var ya. Evet, mükemmel bir kesme. O bence çok yakışıyor. Görürsek güzel olur. Kesinlikle. Kötü karakteri diye yansıtabiliyor. Evet. Bir kesme olur ama bir ara sanki Zack'le ilgili saçma sapan bir iki tweetini gördüm onun. Çok belki de hani o yönüyle istemeyebilirim. Emin değilim, sanki gördüm diye hatırlıyorum. Hani böyle Snyder Cut mevzusundan gına geldi gibi sen bir şeyler demiştin diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama öyle bir fikir kalmış aklımda. Yani umarım dediğim gibi karman çorman yapmazlar. Çünkü ya benim bu Flash hayranlığım aslında CW dizisinden geliyor. 2013'te ilk başladım izlemeye. Oradaki mesela Grant Gustin gerçekten çok güzel oynuyor. Yani ben Ezra Miller'ı hiçbir zaman role çok yakıştıramadım. Açık ve net söyleyeyim. Tabii o. Çok çocukça kaldı. Umarım güzel bir film olur ya. Umarım. Beklentimiz o yönde. Umarım destekleyebileceğiniz güzel bir film olur. Şimdi gelelim. O zaman Bartu'ya soru sorayım. Bartu, bu adamda da Lantern'ı sorduk. Flash'ı sorduk. Sana da Aquaman kalsın. Aquaman'la ilgili bir soru. Aquaman'la ilgili. Aquaman sormayacağım. Vazgeçtim. Hemen geri alıyorum lafımı. Değiştiriyorum. Az önce çünkü seninle yayın öncesi konuşurken biraz Dark Side dedin. Karanlıktan gel bana. Dark Side dedin. Villainlar benim için önemli. Yani o yüzden aslında. Sana biraz anti-hero gibi kalabilecek, villain gibi de kalabilecek Black Adam'la geliyorum. Black Adam. Evet. Black Adam filminden beklentim. Favori karakterim. Ha, cidden mi? Süper. Black Adam. Yani beklentin nedir sence Black Adam filmi? Shazam filmiyle mi daha çok bağlantılı olacak yoksa bu Zack Snyder's Justice League işte Batman v Superman evreniyle mi daha çok bağlantılı? Çünkü artık ortada iki evren var. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Tekrardan bir film veyahut da başka bir şeyle birleşmezse böyle bir gerçek var. Sence hangisine daha yakın olacak? Veyahut da ikisinin ortasında mı kalacak? Her iki tarafa da göndermeler mi yapacak? Ve filmde nasıl bir hikaye bekliyorsun? Çünkü filmde GSA'yı da göreceğiz. İşte Hawkman vesaire bilmem ne yavaş yavaş kesedilmeye başladı. Filmden senin beklentilerin neler? Filmle ilgili genel düşüncelerini sorayım istedim. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi, aktörlerden bir tanesi Dwayne Johnson. Hem hayat ve yaşantısı olarak hem de işine gösterdiği saygıdan dolayı DC'de ve yani bu evrende olması beni çok mutlu etti. Kesinlikle DC fandom'ı izlemiş insanlarız. Hı hı. An ve an ben Dwayne Johnson'ın ne zaman saat kaçta Warner Bros. Stüdyolarına gittiğine kadar ekip olarak konuşuyorduk zaten arkadaşlarımla. Hı hı. Kesinlikle bir meydan okuma gerçekleşti DC fandom günü. Dwayne Johnson ne dedi Superman, ne Batman, ne Flash, ne Aquaman, ne Wonder Woman. Hepinize dedi gerçek yüzü gücü göstereceğim dedi. Hiyerarşi hepinize buradan meydan okuyorum. Hiyerarşi değişiyor dedi. Aynen abi, çok güzel söyledin. Hiyerarşi değişiyor dedi. Bunu bastıra bastıra ve vurguladı. Büyük bir plan yapılıyor. Zack Snyder'la kesinlikle Dwayne Johnson çünkü çok uyumlu bir adam olduğunu düşünüyorum ve yapılan işlerinde hiçbir şekilde Shazam tarzında, yani Shazam'ı sen çok beğeniyorsun biliyorum, ben de çok beğeniyorum. Ama DC'yi tam anlamıyla yansıtmadığını düşünüyorum. Shazam daha biraz daha sert ve aslında yani animasyonlara yönelik konuşuyorum. Ve ben biraz daha ağır bir karakter aslında. Yani yaşantısı yaşadıkları, çocuk olarak yaşadıkları, işte kendi gücünü gösterebilmesi, bunlar tam anlamıyla aslında yansıtmamadık. Lafını keseceğim. O filmdeki en büyük sorun çocuk karakter oynayan Billy Batson'ın işte Shazam karakterinden daha olgun olmasıydı. Evet. Çocuğun tavırları daha olgunken her Shazam'a dönüşte daha çocukça davranıyordu. Tek en büyük sorun oydu filmde bence. Kesinlikle doğru abi. Çok doğru. Şimdi Dwayne Johnson kariyeri hep zirvede olmuş bir aktör olduğu için tarafını da bu filmi de görmek, yani şu an bekliyordur Dwayne Johnson, diyordur ki Zack Snyder bunu yapıyorsa benim bunu aynı eşit bir terazide hani denk getirdiğinde, göz önüne getirdiğinde aynı
kefede bir film yapmak zorundayım diye kendince düşünüyordur. Şimdi senin sorularına da geleyim ben. Kesinlikle Zack Snyder'ın evreninde sonunda bir bağlantı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü duymayacak mı Black Adam? Olanları görmeyecek mi? Zaten sürgünde şu an. Günümüze bağlanmayacak. İşte Berk de hep söylüyor. Neydi? Sosyalite miydi? Dr. Fate'ler de bu evrene katılacak. Atom gelecek ondan sonra. Zaten Aquaman. Aynen. Şeyi de görüyoruz. Justice League'de Atom da oynayan. Evet. Re-Entry diye bir aynen. O aktör de, aktör o da var. Bir an aktörün ismini söyler gibi söyledim ama karakter. Doğru abi. İşte onu söylemeye çalıştım ben de. Tam anlamıyla ben Black Adam'ın zaten DC'deki bakış açısının Zack Snyder'le birlikte başlayacak ve Dwayne Johnson'da ağır darbeyi koyacak. Çünkü Marvel da çok istedi. Namor'u oynatmak istedi. Evet. Dwayne Johnson'a reddetti Namor'u, istemedi. Çünkü yıllar boyunca hayalim benim Black Adam'ı oynamaktı. 10 senedir sürekli uğraşıyor bu film için. Proje için de, aynen bu proje için, üzerinde çalıştığını söylemişti kendisi. Ve efektörü, stüdyo bakımları, yani stüdyoları, işte sen Andreas'ı izlemişsinizdir abi, Rampage'i izlemişsinizdir, ondan sonra Gökdelen diye bir film de var. Evet. Efektleri inanılmaz güzel kullanıyor ve ben aynen aktör olduğundan ziyade yönettiğini de düşünüyorum. Şu sahneyi şöyle yapalım diye kararları da veriyor Dwayne Johnson. Fikir veriyor olabilir bir ihtimalle. Yani yapımcı aynen. Olarak da çünkü çalıştığı için muhtemelen illaki yönetmenlerle evet. Konuda bir görüşme yapıyordu. Zaten Fransız bir yönetmen seçtiler bu Black Adam için. Evet. Aynen. Kast da oluşmaya başladı yavaş yavaş. Güzel de gidiyor kast. Hoşuma gitti. O evet. Soy ismi Halton'da ama adamın ismini unuttum şimdi. Hawkman için seçilen adam falan. Yani insanlar biraz serrenk. Aldis. Halton mu? Öyle bir şey. Halton'da öyle bir şey. Evet. Halton. Onun muhabbet de şöyle şey oluyor. Sabah karşı Dwayne Johnson. Kasta seçildin diyor. Ondan sonra sen kimsin diyor adam diyor işte. Orada küfürlü konuşmuyor. Ben de Dwayne Johnson'ım diyor. Ya diyor dalga geçme diyor benimle diyor. Sen diyor Dwayne Johnson'sın. Hulkman olarak seçildin diyor. Hazırlamaya başla kendini diyor bir an önce. Karşıma çıkacaksın. O da diyor ki birlikte antrenman yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Evet. Ben hemen bir parantez açayım abi. Dwayne Johnson hatta Snyder Cut'ı da geçen hafta destek tweet attı, fragmanı evet. Koydu. Evet. Belki de bir yaklaşta Bartum dediği gibi Zack Snyder'la daha bağlantılı olabilir. Sen de geçen videomuzda da söylemiştin Çağlar abi. Andy Garcia ile zaten menajer evet. Henry Cavill'la. Dwayne Johnson'ın eski eşi Andy Garcia ikisinin de evet menajeri dediğin gibi doğru. Bir de şöyle bir durum da var. Aquaman de söylemişti ya demin. Jason Momoa 4 yıl gizledi rolünü. Aquaman olmadan önce. Öyle bir durum var. Şimdi bu planlar da haliyle gizleniyor olabilir zaten. Zack Snyder hep gizliyor. Bozulmasını istemediği için belki bildiği için bu durumları da. Ben bu söyleyeceklerim bu kadar yani. Bir şey söyleyeceğim ben. Yani bak. Abi lafını keseceğim ama söyle Emre, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Justice League birinci dönüm noktası olacak ya. Black Adam'da sence ikinci dönüm noktası olabilir mi DC'de? Kesinlikle. Bak Dwayne Johnson, Zack Snyder darbeyi yapacak. Vurucu bitirişi de Dwayne Johnson yapacak. Sonra inanılmaz bir birleşme olacak bence yani. Hayranlar çıldıracak. Ben öyle düşünüyorum abi. Çağlar abi sen de fişeliyordun abi. Bugün Zack Snyder'ın son verdiği röportajı okuyordum. Nereye verdiğini hatırlamıyorum şimdi ama. Orada işte soruyu soran şöyle diyor, hani neden Jared Leto'nun Joker'ini getirdiniz, hani neden onu da eklediniz filme diye. Zack de şöyle diyor, Zack Snyder's Justice League benim normalde DC'de yapacağım son film olacaktı diyor ve orada işte İngilizcesinde de vaz olarak geçiyor. Yani bu bana sorarsanız böyle hani işte ondan sonra devamında da şey diyor işte hiç bu evrende Batman'le Joker doğru düzgün karşı karşıya gelmediler ve bu bir haksızlık diye düşündüm, hani bir kere de olsa bir karşı karşıya gelsinler, diyaloglar olsun, bir şey olsun istedim. O yüzden özellikle koydum. Ama orada inatla vaz diye söylemiş. Yani olacaktı. Demek ki bir şeyler konuşuldu diye düşünüyorum. Evet. Artık planlama olacaktı. Var. Yani o filmi evet. Belki de o sahneyi çekerken evet. Henüz ikinci film veyahut da üçüncü film için onayı almamıştı. Ama şu an bana sorarsan kendi fikrim. Dün de yatırımcılar toplantısı vardı. Biz bu videoyu yayınladığımızda birkaç gün geçmiş olacaktık dememin üzerinden.
Muhtemelen ilk gelen dalgayı gördüler. Şu anda da zaten Twitter'a girdiğiniz zaman olumsuz yorum yok gibi bir şey. Birkaç tane Scott Mendelson gibi gerizekalı diyeceğim ne yazık ki ama tam olarak öyle çünkü bu adamları tanımlamak için başka bir kelime yok. En hafif tabir bu. Hani inatla aynı film vesaire bilmem ne demeye devam edebiliyor ki J. Oliva gelip çok ağır bozuk gitti onu. Artık bilmiyorum bu kadar bozmayla nasıl yaşayacak ama ya firma görecek muhtemelen. Yani ne kadar Tobey Merrick önüne geçmek istese de bazı dün, şeylerin. Dün dediğim bir önceki drop şeyde de konuşmuştuk ya abi videomuzda. Hani sen de söylemiştin. Berk da söyledi. Tamamen dedi Ray Fisher Instagram'ına koydu ya. Evet. Sizde de konuşma yapmadı daha sonra. Her şey hayranlardı. Sizlerde bitiyor dedi. O yüzden bir aradayız. Tamam. O yüzden devam ediyoruz. Ve hani devamda elbise daha da güzel. United kesinlikle. As United Everton. Bitirelim mi bence yavaştan? Evet yavaştan bitirelim. Çok da uzatmaya da gerek yok. Ben de sorularımda sizi yeterince sıkıştıramadım. Çatır çatır cevap verdiniz. Böyle beklemiyordum. Diye düşünmüştüm ama. Gayet güzel oldu. Çalıştığınız yerlerden geldim. Aynen çalıştığınız yerlerden. Bir dahaki sefere soracağım önce neyi sevmiyorsanız oradan yürüyeceğim. Tamam beyler o zaman izninizle kapanışı yapıyorum ben. Tabii ki abi. Evet arkadaşlar Channel B ile yaptığımız ortak yayınların üçüncüsündeydik. Daha çok yapmayı planlıyoruz bunlar. Başlangıç pandemi sebebiyle şimdilik uzaktan bu şekilde yapsak da ilerleyen günlerde bir araya gelip aynı odada oturup konuştuğumuz da olacak. O şekilde de kafanızı artacağız. Öyle de sohbetler edeceğiz. Lütfen bu videoları beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı, sağda solda paylaşıp bakın şöyle dört tane sakallı adam var bir şeyler konuşuyorlar bunlar demeyi unutmayın. arkadaşlar da teşekkür ediyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sizlerin son olarak söylemek istediği bir şey var mı arkadaşlar? Kapatmadan önce. Yok abi. Ağzına sağlık. Çok zevkli. Bana davet ettiğiniz için tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. O zaman herkese iyi günler, iyi akşamlar diyelim. Saat kaçta yayın ararız kim bilir. O yüzden tam bir şey demiyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone oluyoruz. Görüşürüz abi. Hoşçakalın. Bay bay.